Tarihi geçmişiyle tanınan, Gümüşhane'nin Kelket ilçesine bağlı bir köydür Yeşilpınar. Hep güzellikleriyle anlatılır bu şirin köyümüz. Halk dilinde Hınzır olarak bilinen, daha sonraki yıllarda Çambaşı ismiyle değiştirilen bu şirin köyümüz, en son Yeşilpınar ismini alarak gurbet ellere binlerce evladını göndermiştir. Ailesinin ve çoluk çocuğunun geleceğini temin etmek için kilometrelerce uzaklara gelerek oralarda yurt edinmişler, gurbet ellerde ev kurmuşlar, iş yaparak hayatlarını sürdürüyorlar. Gurbette sılayı özlem hep vardır, var olarak da sürüp gidiyor. Özellikle gurbette köylüler, hemşehriler, hısım akrabalar bir araya gelince hep köyünden bahsederler. Çünkü köylerindeki eski günleri konuşur ve o günleri yad ederler. Tıpkı Almanya'nın Oberhausen şehrindeki Yeşilpınar Avrupa Derneği'nde olduğu gibi. İsmim Ertuğrul Naz. Ben de burada bulunan abilerim gibi Yeşilpınarlıyım. Yaklaşık 2003'ten beri Almanya'dayım, Oberhausen'da ikamet ediyorum. 4 çocuğum var. Burada geldiğimde ilk dönemlerde bazı işlerde çalıştım ama şu an bildiğim işimi yapıyorum, terzilik yapıyorum. Buradan önce İstanbul'da ikamet ediyordum. Köyümüze, Yeşilpınar'ımıza İstanbul'da bulunduğum zamanlarda pek gitmiyorduk. Sağ olsun babam 8 sene öncesinde köyümüze, Yeşilpınar'ımıza ev yaptı. Dolayısıyla biz de artık babamızı, anamızı veya memleketimizi ziyaret ediyoruz. Aslında doğumum Yeşilpınar'da doğdum. İlkokul, ortaokul veya hayatımız İstanbul'da geçti. 2003'ten beri de buradayız. Buraya gelmek isteyen, hayal edenlere değişelim. Onlar buraya gelsin, biz oraya gidelim. Hiç tavsiye etmem. Herkes olduğu yerde kalsın bence, daha iyi. İlk geldiğim zamanlar zaten birkaç sene evde kaldık. Bir yere çıkamadık. Hanım çalıştı. Biz yattık aşağı. Ondan beri çalışıyoruz. Hiç boş kaldığımız bir gün yok. Burada sahil yok. Hiçbir şey yok.
İşe gidiyoruz, işten gelip evde çocuklarla uğraşıyoruz. Sabah kalkıyoruz, bir daha işe gidiyoruz. Burada yapacak hiçbir şey yok. Bütün ne varsa hepsi Türkiye'de. Bayram Ocak, Gümüşhaneliyim, Yeşilpınarlıyım. 12 yaşında Almanya'ya geldim. Şu anda 54 yaşındayım. Şu anda çalışmıyorum. Kaynakçıyım. Bu sene iznine gidip geldim. Köyde birkaç gün kaldım. Amcamı gördüm, akrabalarımı gördüm. İyi oldu yani benim için de. İsmim Bünyamin Albayrak. 1978'de Almanya'ya geldim. Mehmet abiden sonra herhalde dayımın oğlu zaten burada doğmuş. Ondan i̇lk sonra gelenlerden ilk gelenlerden sayılırım yani. Elimden geldiği kadar yani 82'den beri hep köye giderim. 2 senede zaten son 4-5 senedir de devamlı gidiyorum. Bu bulunduğumuz mekan da Hitler zamanından kalma fırın. 1980'de ilk cami yani burası yapılmıştı. Diyanetin ve de gönderdiği ilk hoca yani buraya gelmişti bizim bu şehirde. Vallahi biz gurbette hani bizde bir deyiş vardır ya, ölüler zanneder ki diriler helva yiyor ama maalesef öyle değil. Aynı arkadaşların dediği gibi bunlar biz izine gittiğimiz zaman 2 gün 3 gün arabayla zannediyorlar ki biz orada 6 haftada yaşadığımız gibi burada da yaşıyoruz ama maalesef hayat öyle değil. Bazısı bir anı anlatır, bazısı da gurbetin verdiği acıları dindirmek için türkü söyler, ağıtlar yakar. Tıpkı Mehmet Ocak amcamız gibi. Bugün de günlerde cumadır cuma, hamama gidersen kınanıyorum, ben seni sevmişim. Kimseye deme, zalim celeş vurdun, yaram var benim. Ben seni sevmişim, kimseye deme, zalim celeş vurdun, yaram var benim. Bugün de günlerde salı dur salı, sallan gel sevdiğim. Sarısak bari yoktur bu dünyada, yarın emsali zalim celeş vurdun, yaram var benim. Yoktur bu dünyada yarın emsali zalim celeş vurdun, yaram var benim. Bugün de günlerde pazardır pazar, aşmayın yorganı, yaram var azar. Kaynanam duyarsan nişanlım sezer, zalim celeş vurdun, yaram var benim. Kaynanam duyarsan nişanlım sezer, zalim celeş vurdun, yaram var benim. Bu belgeselin yapımı için bizleri Avrupa'ya davet eden Avrupa Yeşilpınar Köyü Dernek Başkanı Ahmet Şimşek, bakın gurbeti ve gurbetteki yaşam şartlarını hemşehrileriyle, köylüleriyle birlikte nasıl anlatıyor? İsmim Ahmet Şimşek. Aşağı yukarı işte 40 senenin üzerindedir buradayız. 32 senedir de kendi işimizde çalışıyoruz çok şükür. Avrupa'da gitmediğim yer kalmadı. Çok yerlere gittim. Köylülerimin aşağı yukarı %90'ını, belki gençler hariç, neredeyse tamamını tanıyorum. Derneği kurma amacımız neydi? Avrupa'da asimile olmuş bir gençliğimiz var, olmak üzere oluyor. Birçoğu da oldu, olanlar da var. Kaybettiklerimiz var. Dedik ki bir araya gelelim, en az senede bir sefer de olsa köylülerimizi bir araya toplayalım. Akrabalar, köylüler, komşular birbirlerini tanısınlar. Biz bu toplantıları yapmaya başladık. Yapmaya başladıktan sonra toplantılarımız güzel oldu, verimli de oldu. Dernek demek, hizmet demek. Dernek deyince yani bir şeyler de yapman gerekiyor.
Bu İstanbul'da da derneğimiz olduğu için köyde köy muhtarlığımız var. Bunlar da güzel hizmetler yapıyordu. Onlarla beraber Avrupa'dan İstanbul'a, İstanbul'dan köyümüze bir köprü kurduk. Bazı hizmetler yapmaya başladı. İşte kumanyadır, infaktır, fitredir, zekattır, yetim çocukları, fakir çocukları giyindirme, cemiyetlere, Kur'an kurslarına yardımlar. Böyle devam etmeye başladık. Bugün yine devam ediyoruz. Çok şükür başarılı da oluyoruz. Bu hizmetlerimiz böyle devam ediyor. Avrupa'daki köylülerimizle de yine kaynaşmaya, görüşmeye, toplantılar düzenlemeye devam edeceğiz. Selamünaleyküm. İsmim Erhan Mutlu. Kelkit, eski adı Hınzırı, bir sonraki Çambaşı, daha sonra Yeşilpınar olarak değişen adıyla Yeşilpınarlıyım. Gümüşhane, Kelkit ilçesi. Belçika'da yaşıyorum. Aşağı yukarı 21 senedir Avrupa'dayım. Daha öncesi de var. Çocukluğumda buradaydım. İlkokulu bitirdim, tekrar gittim. 15 sene sonra dönüş yaptım. Hollanda'ya geldim. Oradan da Belçika'ya. İşte hayat şartları diyelim. 8 seneden sonra, Hollanda'da kalıp 6 sene kaldıktan sonra 2008 senesinde Belçika'ya geçtim. Orada da öğretmen olarak görev yapıyorum. Türkiye ile burayı kıyaslama adına bir şeyler söyleyeyim. Ben iki tarafta da yaşadığım için bazı farkları görebiliyorum. Fark olarak hani insanlar belki biz gittiğimizde gelir açısından düşünüyor olayı ama emin olun yaşam standardı açısından burayla or arasında çok fazla bir fark yok. Neticede rızkının peşinde koşan insanlar yeteri kadar çalışmadıkları zaman hem orada hem burada rahat geçinemiyorlar. Burası da aynı şartlarda. Yani Türkiye'de az önce sordunuz, buraya özlem duyan insanlar açısından söylüyorum. Buraya geleyim de çalışmadan rahatça yatayım düşüncesi artık yok. Aslında şöyle diyeyim, yani derneğin kuruluş amacı buradaki Avrupa'daki köylülerimizin birbirinden haberdar olması, dertlerini dinlemesi, sıkıntılarına ortak olması. Yalnız işte dediğim gibi insan bazen bu amaçtan sapabiliyor ya da işte başka şeyler araya giriyor, devreye giriyor. Amaç farklı yönlere gidiyor ama bak şu anda biz Belçika'dan geldik. İşte arkadaşlar Almanya'nın çeşitli yerlerinden geldiler. Aslında bu bulunmayacak bir imkan. Birbirini görmek, derdini dinlemek. Yalnız diğer insanlara şunu söyleyebilirim. Keşke herkes aynı yöne ya da aynı amaca hizmet edebilse. Keşke herkes amacın bir arada olmak, birbirini sevmek olduğunu anlayabilse de bu kurulan bu derneklere sahip çıksa. İsmim İlhami Kaya. 1964, Gümüşhane Çerçit, Yeşilpınar doğumluyum. Evliyim, 4 çocuk var. 2 oğlan, 2 kız. 1979'dan beri de Almanya'dayım. Alet çalışmaktayım. Bazıları işte şey yapıyorlar, buradaki işte hayat şartları falan çok basit ve kolay. Hiç kimse dünyada yatanlara para vermiyor. Muhakkak çalışman lazım. Çalışmadan kimse kimseye para vermiyor. Bizim bir büyüğümüz vardı, onun bir sözü vardı. Almanya diyor, insanın diyor limon gibi sıkıp da suyunu sıkmadan diyor, ona para ödemez. Biliyor musun? Evet. Ondan dolayı yani bazı vatandaşlarımız var Türkiye'de işte Avrupa'dakilerin hayat şartları basit, çok kolay. İşte havadan para kazanıyor falan. Ama maalesef öyle değil. Haftada işte cuma günleri camimize geliyoruz. Cuma namazımızı iade ediyoruz. İşte vakit namazlarında mümkün olduğu kadar geliyoruz. Burada işte kendimiz, eş, dost, arkadaşlar, elimize geldiği kadar birlik beraber içerisinde birbirimize destek vererek, şey yaparak öyle bir hayat sürüyoruz burada. Onun için buna da şükür. İşte vatan hasreti, memleket hasreti, eş dost, akraba hasreti. Tabii onları çekmiyor değiliz, çekiyoruz. Ama bu da bizim yazımız mı diyelim, şeyimiz mi diyelim, kaderimiz mi diyelim. Bu. İsmail Ocak, 53 yaşındayım. 4 çocuğum var. 37 senedir full çalışıyoruz. 73'ten beri buradayız. Yabancılar Omar Oğuz İhal'in Yabancılar Meclisi'ndeyim. 20 senedir aşağı yukarı. Ondan sonra sandikadayım. Sandika görevlisiyim burada. Ondan sonra dediğim gibi Türkiye'ye elimizden geldiği kadar her sene gidiyoruz. Yani
iş hayatı burada gerçekten şu an zor. Yani, Türk olmandan ziyade Almanca yoksa zaten iş bulman imkansız sayılır. Buradaki yani Alman tamam kurslar veriyor ama bizim insanlar da biraz ihmalkar oluyor. Gitmiyor maalesef. Ama gidenler, mesleğini yapanlar, yani benim bildiğim işsiz kalmıyor. Yani dediğim gibi her türlü dile gidiyor. Dil olmadıktan sonra bir yere gidemez benim buradaki akrabalarım, dostlarım evet. diyelim. Daha yani iş hayatı tabii ki dediğim gibi yabancılar çok geldiği için diyelim zor. Ev bulmak şu an çok zor diyelim. Yani ya kiralar yükseldi, ne bileyim yapacak yani ama bir şey yok. Yani dediğim gibi ev az. Ev az olduğu için yani kiralar bayağı şu an yüksek. Ondan sonra nasıl söyleyeyim? Belediyeler böyle insanlara maddi ve manevi yardımcı da oluyor. Tabii ki gidecek yerleri bilmeli lazım. Buraca ettikten sonra bir arkadaş yanında bulması lazım. Almanca olup da buna yardımcı olması lazım. Yani uzun hikaye. Dediğim gibi yani burası da her şey şartlar zor. Yani burası güllük gülistanlık dedikleri gibi değil. Ben odalar arasında yaşıyorum. Evet. 1973'te kooperatif kanalıyla geldim. Ben de o zaman kooperatif başkan yardımcısıydım. Görevi hep ben yaptım. Benim 4 tane köylüm gelemiyordu Almanya'ya. Bunların için bayağı mücadele yaptık. Hatta bir arkadaş rahmetli de oldu. Bana dedi ki biz Almanya'ya gidemezsek sana ağır konuşuyor dedi. Dedim konuş dedim. Ben köylüm. Birisi bizim Ahmet'in babası, birisi diyeceğim Ömer, bir de yine Hüseyin, onun hepsi ama bir de Ferahmet rahmetli oldu. Ve bunlardan beraber geldik, hep beraber bu dolayısıyla geldik. Benim adım Sebahattin Çimşek. Doğum yerim Belçika. 55 senedir Belçika'da kalıyordum. Doğum yerim Belçika işte, 55 senedir buralardayım. Memleket özlemim çok ama maceram yaşıyorum memlekette. Onun için böyle bir toplantılar, böyle bir arkadaş gezileri çok güzel bir şey oluyor. Ziyaretler, akraba tanımalarım çok güzel. Vallahi köyde maceram olmadığı için iyi güzel bir akrabalık var ama tanıdığım çok az olduğu için benim için köy güzel ama sınıf arkadaşım ve oradaki arkadaşlarım olmadığı için burada özlemi daha iyi. Ama köyümü seviyorum. Herkese bol bol selam. Tanımadığımızı bu yüzden tanıyacaklar inşallah. Kimimize Avrupa'nın kolaylığını, zorluğunu ama gurbet. Bildiğin gibi bir gurbet burası. Ben Şerif Mutlu. Sözlerime gurbetten sıraya selamlarla başlamak istiyorum. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Yaşayan Çınar Halil Mehmet'in torunuyum. Herkes bilir. Dedemin de ellerinden öperim doyasıya. 2005 yılında geldim ben Belçika'ya. 2005 yılından beri Belçika'da inşaat işinde çalışıyorum işçi olarak. Hayatın zorlukları, kolaylıkları da var. Zorlukları da var. Nasibimiz bizim buradaymış. Buraya geldik. Çok şükür halimizden memnunuz. Bir sıkıntımız yok çalıştığımız sürece. Çalışmazsak Türkiye'de de Avrupa'da da aynı sıkıntılar her yerde devam ediyor. Önce çalışmamız lazım. Emek olmadan yemek olmuyor. Emek vereceksin ki yemek yiyebilesin. Emek veriyoruz, çalışıyoruz, didiniyoruz. 11 ay çalışıp bir ay izine gidiyoruz. Anamızı, babamızı, akrabalarımızı, mezarlarımızı ziyaret edebilmek için. Gidip geliyoruz. Çok şükür. İnsanların eskiden ve yeniden Türkiye'de ve burada yaşayan birisi, Türkiye'de doğmuş, Avrupa'da yaşayan birisi olarak gördüğüm ve gözlemlediğim diyeyim. Eskiden Türkiye'de köyde bizim parayla işimiz yoktu. Komşunun bir işi varsa el birliğiyle yapardık. Beraber hallederdik. Bir tencereden yemek yerdik. Aynı kaşıkla aynı bardaktan çay içerdik. Bir sıkıntımız olmazdı. Şimdi akraba akrabadan kaçar olmuş. Benden acaba bir şey isteyecek,
ya da benden ne isteyecek diye bir mesafe oluşmuş. Önce insanlığımızı sorgulamamız lazım diye düşünüyorum kendim. Herkese selam ediyorum. Allah'a emanet olun. Abi ben Vahap Ocak, Şükrü Savaş Mevlid'in oğluyum. Çambaşı köylüyüm. Şöyle söyleyeyim, ben Almanya'da çalışıyorum. Nasibimiz buradaymış. Nasibimizi kazanmaya geldik. Ve buradan diyeceklerim, bütün köyümün insanlarına saygılar, selamlar olsun. Hepsine başarılar diliyorum. Herkes kendi yoluna baksın. Şimdi yaşayarak bir ablam kaldı. İşte eniştelerim yaşıyor. Yeğenlerim çok şükür muhabbetimiz devam ediyor. Almanya'ya geleli şu an 28 yılımı doldurdum. Hatta 29'a da geldim diyelim plakaya. Buradan diyebileceklerim benim, yani köylülerimin hepsinin yolu açık olsun. Eniştelerime, ablama çok selamlar. Yeğenlerimi çok seviyorum. Allah yollarını açık etsin. Özellikle de söyleyeyim bunu. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir imkanını bize verdiniz. En azından bizi özleyen insanlara göstermiş oldunuz. O yönden dolayı size de başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun. Yaşındayım. Şu anda meslek yapıyorum. Burası bizim firmamız. Mesleğim bayağı hoşuma gidiyor. İzleyen herkese selamlar olsun. Akrabalarıma herkese selam ediyorum. Selamünaleyküm. Türkiye hakkında güzel haberleri kesinlikle vermemeye çalışıyorlar. Yani TOK olsun veya savunma sarayımızdaki olan o başarıları maalesef halka yansıtmıyorlar. Halka yansıtmadıkları gibi biz konuyu açtığımız zaman da çok şaşırıyorlar. Yani bizim teknoloji seviyemiz veya endüstri seviyemizin yüksek olduğuna inanamıyorlar. Halen daha bizi ilk gelen nesil gibi daha böyle bunlara, Almanlara muhtaç bir nesil olarak görüyorlar. Yani benim burada bilgisayar dükkanım olması bile onların biraz böyle şaşırtıyor. Telefondan konuşuyoruz misal. Adam randevu yapıyoruz. Geliyor, benim burada yabancı olduğumu gördüğü zaman çok şaşırıyor. Benim 3 mesleğim var. İlk mesleğim kalorifer su tesisatı üzerine 3,5 sene meslek yaptım. Çok insanlarla tanıştım. Yani işim gereği çok Almanlarla içi dışlı olduğum için hani devamlı yabancı olduğumuzu hissettirdiler. Hatta bir tane anım var. Meslek yapıyorum, daha 18-19 yaşındayım. Şeye gittik, zile bastık, adam kapıyı açtı, beni içeri almadı, yabancı olduğum için.
Yani öyle de bir ilk böyle şeyle Almanların böyle yabancı düşmanlarıyla öyle karşılaştık yani. Vallahi biz böyle şeyde büyüdüğümüz için böyle iç içe biraz daha fazla sosyal hayatımız oluyor. Çünkü akraba yoğunluğu var burada. Bizim camiden çocukluktan beri beraber olduğumuz hemşerilerimiz var. Onlarla çok güzel geçiyor. Yani bazen denk geliyor. Türkiye'de de bayramları geçiriyoruz. Bu kadar samimi geçmiyor maalesef Türkiye'de ama burada gerçekten güzel, samimi geçiyor ortam. Belki de gurbette olduğumuz içindir. Tabii ki çok özlüyoruz. Memleketimizi özlüyoruz. Köyümüzü, insanlarımızı, akrabalarımızı özlüyoruz. Buradan herkese muhabbet dolu selamlarımı iletiyorum. Senedir buradayız. Burası da bizim köy gibi. Ne zaman ki başka bir yerden şu otobana çıktığımız zaman, yani Limburg'a döndüğümüz zaman vallahi sanıyorum ki Yeşilpınar köyüne gidiyor. Aynen öyle, hakikaten öyle. Ne oluyor ya? Çocukken buraya geldiler. Ama yine de burayı benimsedik, köyümüz gibi ya. Şu anda gidemiyoruz başka mesele ama Allah izin verirse yakın zamanda gideceğim. Uzatmayacağım. Allah izin verirse. Cümleten esselamu aleyküm. Yeşilpınar'ın güzelleri, güzel insanları. Biz burada 21 yıldır buradayım. Kar, yağmur demeden çalışıyoruz böyle. Çalıştığımız zaman da yağmur yağsa bile ince, biz affedersiniz enayi istadan yağmur deriz. Yani ince inceden yağar ama hiçbir zaman durmaz. Bu Almanlar devamlı böyle çalıştırıyor. Söyledikleri kelime de siz tuz mu siz eriyesiniz. Aynen böyle biz devam ediyoruz. Meslek lisemiz bittikten sonra diplomamızı aldık. Diplomayı aldık, bir firmada işe başladık. 6 yıl orada çalıştık. Ondan sonra bir Alman arkadaşımız vardı, çok samimi olduğum. Dedim gel beraber dedim firma kuralım. Boş ver dedi, ne gerek var, yaklaşmadı. Biz dayımla 91 yılında firmayı kurduk. İşe başladık. O gün bugündür, o da, bu da, ondan sonra katip geldi, hep beraber tam gaz çalışıyoruz. Tam 40 yıldır çalışıyorum, 10 yıl var emekli olmama, emekli olmak da istemiyorum, Alman'ın parasını da istemiyorum. Bizim Türkiye'dekiler de duysunlar ki Almanya'da 50 yıl çalışanı emekli ediyorlar, 50 yıl sonra da sana diyor mezara zaten gömüyorlar. Ne kadar infak yaparsan Allah sana o kadar çok veriyor. Ben bunu denedim, son birkaç yıl, yani böyle tam hesabını, kitabını yaptım. Ne kadar fazla verirsen, 100 verirsen 1000 veriyor, 200 verirsen 2000 veriyor, 300 verirsen 3000 veriyor. 500 verirsen 10.000 veriyor, o 5.000 veriyor, o 5.000 verirsen 10.000 veriyor. Yani gerçekten bunu denedim. Vallahi son zamanlarda köyümüzde çok güzel hizmetler yaptık. Hiç şikayetçi değilim ama şöyle şikayetçiyim. Ya o insan bir parça yaptığımız işlere destek olur, yardım eder, gelir çalışır. Parayla çalışır, parasız çalışır. Zaten ihtiyacı olana biz vermek mecburiyetindeyiz. Dinimizin emri o. Açığa, yoksula, yetime bakacaksın. Ben onlardan sadece rica ediyorum. Ya adam lazım olduğu zaman ne olur lütfen gelin çalışın ya. 300 liraysa yemeğiniz 500 vereceğiz. 500 ise 1000 vereceğiz. Biz bunları son bir yıl içinde vallahi inşaatımızda yaşadık. Yaylaya gelip çalışanlara 500 lirayı gözden çıkartmıştım. Ama maalesef kimse gelmedi. Çok üzüldüm. Benim ismim Bilal, 23 yaşındayım. Burada Şimşek firmada çalışıyorum. Çok memnunum onları. Yani 2 sene oldu
Afganistan'dan. Afganistan'da geldim. Türkiye'de kaldım. Peki Türkiye'yi nasıl buldun? Türkiye'de size karşı nasıl davrandılar? Burada nasıl davranıyorlar? Bize akraban bize geldi orada. Hı? Ondan sonra bize dediler çok iyi, çok Müslüman. Bize dedik elhamdülillah. Biz de Müslüman gittik orada çok memnunuz. Biz İran'da gittik, Pakistan'da gittik. Yani aynı Türkiye gibi hiçbir yeri yok. Evet. 25 senedir bu işi yapıyoruz. Bu işlerde ağır işlerde çalışamak belden ameliyat oldum. 6 aydır çalışamıyorum. Yani bu işler kolay değil. Sanmasınlar ki Almanya'da böyle altı pişmiş ekmek var. Çalışmayana da hiçbir şey yoktur. Gelsin Türkiye'dekiler de bu işi yapsınlar. Ya bu güne biraz daha hafifi, daha ağır işleri var İsmail. Evet. 100 kilo, 120 kilo taşları kaldırıyorsun bu işi yapmak için. Burada bir iki tedavi görüp Türkiye'ye gidip Türkiye'de bakılacağım Allah izin verirse. Yağmur yağdığı zaman bırakıyorsun. Evet. Çalışmıyorsun ama mecburi bitecek bir inşaat olduğu zaman mecbur çalışacaksın. Bak Ahmet bak mecbur çalışıyor şu anda, bitirmesi lazım bu inşaatı. Ayın 12. ayın 23'üne kadar bitirmesi lazım ki ama ev sahibine, mal sahibine teslim etsin bu evi. Türkiye'de disiplinini arasın ya. Burada adamın duvarına dokunmayacaksın. Diyelim şu işi yapıyorsun, şu duvarda bir leke olduğu zaman o lekenin parasını senden alırlar. Steine, nächste Woche, Anfang über nächste Woche könnte mehr gebrauchen. Alman değil, birinci nesil sizin. İkinci neslin de yarısı sizin, yarısı bizim. Üçüncü neslin %75'i bizim, 25'i sizin. Dördüncü nesil Deutsch diyor. Deutsch, Alman yani. Tamam, sen olma diyor. Onlar öyle olur ki. Şimdi de böyle biz yani. Sen anlatsan ne olacak, anlatmasan adamın buradan giriyor, buradan çıkıyor. Rahim, buradan raus. Almanya'ya geldim 73'te, halen buradayım. Memleket ana yurdu, burası baba yurdu. Halen burada devam ediyor yola. Burada aşağıda Buderus diye bir fabrika var. Göçüm. Orada çalıştık, her çeşit mal yapardık. Avara balan, balata ön, balata aynalarını, kapaklarını onlar bile çıkardı. Boru, her şey çıkardı. Aklına ne gelirse. Murat Ocak, Yeşilpınar köylüyüm. Babam adı Ahmet, annemin adı Hanım. Babamı herkes topçular tanır. Köye gittiğim, biz Almanya doğumlu olduğumuz için bir hasret, köyün hasretini gidermek için köye gidiyoruz. Tabii ki işlemleri, çalışmaları gördükçe gurur durmaya başlıyoruz. Elimizden geldiği kadar da yardım etmeye çalışıyoruz bizim köylümüze. Çok sıcak gönüllü bizim köylüler, bizi çok iyi ağırladılar. Bu yazın çocukları da aldım, köye gittik abim, ailemle beraber. Tabii ki böyle çalışmalara bir de bizim de yardım etmemiz çok bizi gururlandırıyor. Ahmet abi olsun, Alim abi olsun ya da muhtar olsun hepsini tanıştık, konuştuk, görüşlerini aldık. Onlar bizim görüşlerimizi aldı. Köy camisinde yaşlılarla görüştük. Tabii ki bizim babamızın bize verdiği kültürü, sevgiyi, saygıyı biz çocuklarımıza vermeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar bu yabancı ülkede yardım etmeye çalışıyoruz bizim gençlere. Diyecek çok şeyler var da şu an bizim yaşlılar gördüğünüz gibi onlar da bir hasret giderinde. Gidemediler. Bizim de umudumuz daha yok daha gideceğimiz. Bizdeki hasret Türkiye, bizim kültür, bizim dini. Burada çok uzaktayız. Ama babalarımız zamanında kurduğu camilerle, ortamla, aile bağlantıyla biz buralara geldik. Babamızın zorluk çektiklerini biz şu an
tohumlarını, ektiklerini, meyvelerini biz kuruyoruz. Bizim oğlanımızla bunları yemeye başlayacak. Ben bizim köylere hepsine teşekkür ediyorum. Yazın geldiğinde çok iyi ağırladılar, çok güzel sohbetler caminin havuzunda oldu. Köy kahvesinde çok güzel kişilerle tanıştım. Gönlümüz hep sizinle, köyde beraber. İnşallah her yaz gelmeye çalışacağız. Sizinle yine sohbet etmeye çok merak ediyorum. Çocuklarımı da getiriyorum. Buradan hepinize çok sevgiler, saygılar ve teşekkür ediyorum böyle bir programı buraya kadar getirebildiğiniz için. Merhabalar, ben Furkan Şimşek. Gümüşhane Kerket Yeşilpınar köylüyüm. Yaklaşık 7 senedir aile şirketini yürütmekteyim. Almanya'da doğmuş büyümüşüz ve köyümüzü çok seviyoruz. Her fırsatta köyümüze gitmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar derneğimize destek ve ihtiyaç sahiplerine destek çıkmaya devam ediyoruz. Buradan köyümüzdeki aile büyüklerimize bol bol selamlar ve ellerini öpüyorum. Selam olsun Yeşilpınar'a. Ben Halil Şimşek. Gümüşhane Kerkit Yeşilpınar köyünden. Almanya'ya zor şartlarda geldik. Biz geldiğimizde buralarda yön gösteren kimse yoktu. Geldiğimizde gençler yoktu. Okula giden veya herhangi bir kimse. Sadece biz geldiğimizde babalarımız gelmiş. Babalarımızı işçi olarak getirmiş. Fabrikalarda çalıştırmışlar. Biz zor şartlar altında meslek öğrendik. Meslek yaptık. Allah'ıma binlerce şükürler olsun. Başka firmalarda da çalıştık. Sonra kendi iş yerimizi kurduk. Kendi iş yerimizi kurduktan sonra bayağı bir zorluk, zor anlar yaşadık, zor günler yaşadık. İş kurup hemen yurt dışında, yani yabancı bir memlekette iş kurup ve başarılı olabilmek gerçekten zor. Ama biz bunlara rağmen, tüm zorluklara rağmen çalıştık, başardık. Rabbime binlerce şükür olsun. Burada iş yapmaktan hariç bir de işi beğendirmek çok önemli. Kalite önemli. Burada iş bitmiş. Kalite var. Kaliteyi satıyorsun. Şu anda Türkiye mesela öyle değil. Türkiye'de istediğin şekilde işini yapıp satabiliyorsun. Ama burada gerçekten zor. Türkiye'deki insanlara şunu söylerim ben. İnsanlar gerçekten, Avrupa'daki insanlar zor şartlar altında çalışıyor. Sabah saat 5'te kalkıyor, azığını koyuyor. Herhangi bir firma kimseye yemek, öğlen veya sabah yemeği, çay, kahvaltı gibi böyle bir şey vermiyor. Böyle bir şey yoktur. Sabah 5-6'da gidiyor, akşam 6'ya da eve geliyor. Bunun karşılığı da aldığı en fazla 2000 euro bir paradır. Yani bu da iyi bir para yani. 2000 euro da iyi bir para oluyor. Bu parayla da anca kendi geçimini sağlayabiliyor. Aylık geçimini sağlayabiliyor. Hani izne geliyor. İzne gelmek için de ya oğlu ya hanımı ya evden biri mutlaka yardım ederek bir yerlere 5-10 kuruş biriktiriyorlar. Katkıda bulunuyor, onunla da izin yapıyorlar. Yani mesele bu. İsmim Yusuf Şimşek, 1991, Almanya Ditz doğumluyum. Memleket Gümüşhane, Kerkit, Yeşilpınar köyü. Memleketimize önem veriyoruz. Özellikle her sene
oralara, Kelkit'e, köyümüze gitmeye gayret gösteriyoruz. Çünkü oraları çok değerli buluyoruz, memnun kalıyoruz. Memleketin yeri her zaman ayrıdır. Buradan büyüklerimize sevgi dolu, kucak dolu selamlarımızı iletiyoruz. Hepsini seviyoruz. Gereken yardımları, destekleri de her zaman vermeye hazırız inşallah. Selam olsun Yeşilpınar'a. İsmim Hasan Aslan. Gümüşhane'nin Kelçik Kalası'nın Yeşilpınar Köyü'ndenim. 1971'de Almanya'ya geldim. O gün bugün hala buradayım. 48 sene 11 ay çalıştım, emekliyim. Tabii ki eski amcalarımız vardı, dayılarımız, babalarımız. Onlar bizi kaybetti, hepsi gitti. Yani benim geldiğim zaman hep böyle buradakilerden kimse kalan olmadı. Azın azar bir halimiz var ama ne yapalım, kader. Yani büyüklerimiz hepsi gittiler. Şimdi biz büyük olarak biz kaldık yani. İlk Almanya'ya geldiğimiz dönem öyle bir olaylar vardı ki yani caddede görsen ya bir tane araba vardı ya iki tane Almanya'da. Tabii ki o zamanlar iş durumları çoktu. Zaten bizim büyüklerimiz gelenler mesleksiz istediyor diye iş bulup çalışıyordular yani. İş sorunu yoktu. Ama şu an için tabii ki şu an için önemli olan bizim burada gençler ve çocuklarımız, bizim kendi şeylerimiz. Hepsinin iyi meslek yapması lazım. Mesleğin varsa iş bulup çalışırsın. Mesleğin yoksa o kazma kürek işi burada bitti artık. İsmim Mesut Ocak. 1974 Neumünster doğumluyum. Almanya'da doğdum, büyüdüm. Türkiye'de yaşamadım öyle fazla. Tabii ki tatilden tatile gidiyoruz. Yeşilpınar köyüme de yazdan yaza 3 senede 4 senede bir gitmeye çalışıyoruz. Artık yaş biraz ilerlediği için fazla gitmeye çalışacağız inşallah. Babalarımız, tabii ki annemiz babamız rahmetli oldu. Ömürleri burada geçti 50-55 sene. Memlekete dönmek için geldiler ama dönemediler bir türlü. Sonunda uçağın arkasında tabii ki gittiler. Normalde gelip burada bir ev parası kazanıp olan küçükken bize öyle derdi. Bir oğlum bir ev parası kazanacağız, geri döneceğiz dedi ve dönemediler. Biz hiçbir zaman dönemeyiz galiba. Ama inşallah Cenab-ı Allah nasip eder bizi dönmeyi. Bunu umuyorum yani. Seviniyorum öyle bir gün gelirse. Hatta dua bile ediyorum Almanya hükümet bize doğsa buradan diye. Köyde çok güzel çalışmalar var. Millet artık evlerini İstanbul'a değil de köye yapıyor. Bu yazın oradaydım. Bayağı hoşuma gitti. Hatta bizim de orada bir eski bir ev var babamın yapmış olduğu. Aslında orada oturmak değil de oraya bir müstakil güzel bir ev yapıp kardeşlerime de teklif ettim. Dedim biz de köye gidelim. Artık halk dedim, köylülerimiz dedim köye geliyor. Artık yatırımını oraya yapıyor. Köyü güzelleştirmişler. Muhtar da iyi çalışıyor, Ahmet abi de iyi çalışıyor, Nurettin abi de iyi çalışıyor, Alim İnci de iyi çalışıyor. Hepsinden Allah razı olsun. Sonuçta köy bizim köyümüz. Ve bu yazın gittim, çok onurlandım, gururlandım. İnsan tabii ki yaşlandıkça köyünü de çok özlüyor. Biz orada doğmadık, büyümedik, yaşamadık ama yine de oraya köye girince insanın tüyleri diken diken oluyor. Köylülerime selam olsun benden. Hepsi çok iyi, çok sevimli insanlar. Bu yazın gittiğimde köyde herkes davet etti. Allah razı olsun hepsinden. Evine davet eden oldu, yemeğe davet eden oldu. Hepsinden Allah razı olsun. Hepsine selamlar. Ben ismim Ömer Ceylan. Babamın adı Osman. Buradan gittiğimde Türkiye'nin çok güzel, çok iyi. Geldiğimde tabii ben için gittim. Buradan için birkaç kuruş para aldım. Gittim Erzincan'dan bir yer aldım. Orada durdum. 30-40 sene kaldım. Ondan sonra oraya tabii oranın ne kadar olmasa büyük şehir, iyi.
kötü demirim, iyi. Yalnız oraya yanını falan her tarafını yaptılar, benimki arada kaldı. İyi ne yap? Orada biraz para lazım, ne yapalım? Orada çeşit bana göre daha iyi oldu. Ne yapalım, ne yapalım? Orayı tabii sattım. Gitti çeşitten bir daire aldım. Çok memnunum, çok iyiyim. Ondan sonra çeşitte duruyorum. Bizim Nurettin, Allah razı olsun, benim kaynım taşlarla Nurettin sebep oldu. Onlara söyledim. Orada buldular, o evleri aldılar. Gidip gelirim, köye de gidiyorum. Köyde de bana iki dairelik bir ev yaptırdım. Daha tabii kaba inşaatı yapıldı, öyle duruyor. Şükür, mutluyum. Yani köyümüzde de hakikaten iyiler ya. Köye gittim de yani bir sorunumuz yok, iyiler yani. Köy de iyi, köyümüz de iyi, çeşitli. Çok iyiyiz yani. Hepsinin küçüğülen gözlerinden, büyüğülen ellerinden öğrendim. Hepsinde yani iyiler yani. Benim için cidirim, hatırımda sağlar. Ben de onun hatırlarını sağlayayım. Buralarda olsun. Beni yani herkes de şey yapıyorlar. Yani öyle bir... Onlara karşı bir kötülük yapmadım. Onlar da benim şeyime sayılar yani. İyiler. Köylülerimiz iyiler yani. Hep de iyiyiz. İyiler. Burada da temsil. Ora olsun, bura olsun. Hep de hatırımı sayılar yani. Tabii dedelerimiz, babalarımız bizim için çalışmışlar. Bizim şu anki durumda rahat çalışabilmemiz için herkese şükranlarımı sunuyorum. Tabii Türkiye'den bakış açısı çok farklı. Türkiye'de biz burada çok rahatızmışız gibi davranıyorlar. Ama öyle kesinlikle değil. Biz burada halka hitap edilen bir şekilde yani gavurların arasında çalışıyoruz. Onların bize yan bakışları oluyor. Bunlar gerçekten kolay kabul edilebilir bir şeyler değil. Gerçekten neye sahipsek onun kıymetini bilmek lazım. Ve herkese şükranlarımı sunuyorum. Köye gelmek isteyince, tabii biz hemen hemen her yıl biz köye gittik. Köyümü çok seviyorum, Yeşilpınar'ı. Orman olsun, göleti olsun, çok güzel yerler. Çok fazla sosyal imkan var. İki tane kahvehanemiz var. Bir tanesi gençler için, bir tanesi biraz daha yaşlılar için. Bu da bence çok güzel bir sosyal imkan. Evet, her yıl gitmeyi seviyoruz ve selamlıyorum. Böyle bir fırsatı tanıdığın için teşekkür ediyorum. Benim adım Sami İnci. Hasan İnci'nin oğluyum. Yeşilpınar köylüyüm. 1988 yılında geldim. Aslında bunun bile bir geçmişi var. 1976 yılında annemlerle, kardeşlerle beraber babamın yanına gelmişiz. Ondan sonra 84'te bir temelli dönme olayından sonra 88'de ben tekrar geri geldim. Burada bir şirkette yöneticilik yapıyorum. Yani Türkiye'deki bütün köylülerimize, sevdiklerimize, ailemize, hepsine selamlar yolluyoruz. Almanya'da yaşamak farklı bir durum. Oradakiler buradaki durumların birazcık daha böyle rahat veya kolay olduğunu düşünüyorlar. Ama burası da tabii ki kendisine göre zorlukları ve yani sıkıntıları var. Türkiye'de de herkesin kendisine göre yaşamış olduğu sıkıntılar var. Yani herkese başarılar diliyorum, mutluluklar diliyorum ve inşallah yazın görüşmek üzere. Özellikle buradan Türkiye'ye giden insanlar, köylülerimizin hepsi köy derneğinde buluşuyorlar, köye gidiliyor, köyde şenlik yapılıyor. Bugün gibi etkinliklerin yapılması çok güzel çünkü gelecek nesillere bu kültür aktarımının olması lazım. Özellikle Almanya'da aktarımı olması lazım. Onun için bu yönde yapılan bütün çalışmalar kültürümüzü, dinimizi korumak için güzel olacaktır. Onun için çalışmalarda başarılar diliyoruz. Biz de elimizden geldiği kadar katkıda bulunmak istiyoruz tabii ki. Şu an görmüş olduğunuz bu futbol takımında ben de oynuyorum. Kardeşlerim var. Tabii biz Gümüşhane, Kelkit, Yeşilpınar köyündeniz. Gençlerimizden burada birlikte futbol oynuyoruz. Tabii futbolu camiye de bağlıyoruz. Programlara bu şekilde bağlıyoruz. Orada da görevliyiz. Daha önce takımımızın ismi Osmanlı Spor'du. 2 yıl falan böyle devam etti. 2 yıl sonra Almanlar bir rahatsız oldular bu Osmanlı isminden. Yani biraz radikal geldi onlara. Bu ismi kabul etmediler. İsmi değiştirmek zorunda kaldı çocuklar. Şimdi Anadolu Spor olarak geçiyor. Bizim gençlerden takımda oynayan aşağı yukarı 7-8 kişi vardı.
5-6 tanesi bizim köylüydü. 2 tanesi de birisi yeğenimiz Fatih Çalgan, Faruk'un oğlu. Birisi de Taceddin Emice'nin oğlu Volkan Özel. 3 de bizim oğlanlar. Hepsi beraber bizim Emre vardı, Ali vardı. Ali Şimşek şu andaki cemiyet başkanımız Türkiye'de. O vardı. Hep beraber oynuyordular. Yani takımımız neredeyse Gümüşhane Spor'du. O şekil devam ediyordu. Bugün de şu anda herhalde tahminime 5. golü attılar. 5-0 ilk yarıyı bitirdiler. İnşallah böyle devam eder. Geçen sene de şampiyon oldular. Buradan bütün çocukları tebrik ediyorum. Herkese saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler. Ben Mehmet Naz, Yeşilpınar Köyü'nden 32 senedir aşağı yukarı Hamburg'da yaşıyorum. Üniversiteyi bitirdikten sonra geldim. 32 sene yakın buradayız. Burası Hamburg'un en meşhur sütliyetlerinden birisi. Aster Gölü dediğimiz iç göl, yapma göldür. Burası da aynı zamanda tarihi binaların olduğu, Avrupa'nın borsasının tutulduğu yerlerdendir. Tabii şehrimizde çok güzel günlerimiz oldu. Burası aynı Türkiye'nin İstanbul'u gibi. Kültür başşehri, liman şehri, zengin bir şehir. Ama tabii şimdi o güzel günlerden sonra sanki böyle biraz sıkıntılı günlerde dünyada olduğu gibi burada da olmuyor değil. Ama yine de her şeye rağmen Hamburg çok güzel. Tarihi bir şehir, kültür başşehri, liman şehri, havaalanı var. Aynı zamanda Avrupa'nın en büyük bu hal dediğimiz hali var. Avrupa'ya açılan ikinci Avrupa'nın gözü diyebiliriz Hamburg'a. İsmail Bey'e teşekkür ederim buraya kadar geldiği için. Burası İslami bir mezarlık. Cami cemaatinin, Fatih Camii'nin öncelikle yardım edip kurduğu için teşekkür ederiz. Tabii ki sadece Türkler için değil, bütün Müslümanlar için burası. Belediyeden 100 seneliğine kiralanmış bir arazi üzerine kuruldu. Tabii ki bazı Müslüman kardeşlerimiz var. Burada ailesi olmayan. Oradan sonra Türkiye'de defne olmak istemeyen ve ailesi burada olup da Türkiye'ye fazla gitmeyen insanlarımız var. O yüzden böyle bir şey kurulması çok iyi bir şey. Ben Murat Çalışkan. İsmail Bey'e teşekkür ederiz buraya da bize geldiği için, eşlik ettiği için. Aynı Mesut kardeşimiz dediği gibi burası Müslüman mezarlığı. Bütün Müslümanlara açık. Yani milli görüşten teşekkür ederiz. Bunu yaptırdı, ettirdi. Yani bu öncü olduğu için. Bizim de dediği gibi aynı böyle Türkiye'ye gidemeyenler, burada kalanlar için çok güzel bir şey yani. Bir toprakta burada şey almak, yer alabilmek yani. Müslüman mezarlığı Fatih Camii ile belediyenin yapmış olduğu diyalog toplantı neticesinde gündeme gelmişti ve 1990'lı yıllardan bu gündeme geldi, konuşuldu ve o gün çeşitli tartışmaların neticesinde burası belediye tarafından bize verildi. O günden sonra da tabii ki ilk olduğu için burada mı gömülecek, Türkiye mi defnedilecek falan diye tartışmalar falan yapılırken ama bugün baktığımız gibi şu an yaklaşık 20 yıldır burası dolmak üzere. Burası Müslümanlara bir eksiklikti tabii ki Müslüman mezarlığı. Bunu da giderdik. O günkü şartlarda, o günkü toplantılarda, o günkü zamanda idarede bu fikri savunan ve bu hizmeti buradaki Müslüman halkına alan tüm idareci arkadaşlara teşekkür ediyoruz.